tarafsız kal. Sen niye Finoluk ediyorsun? Sen bu Finoluk'tan ne bekliyorsun? Tarafsız kal. Şimdi Kur'an-ı Kerim diyor ki, son üç yazım, üçüncüsü yarın. Hı hı. Paralel zulüm güçleri ve ezilenler. Paralel zulüm güçleri üç ayaktan oluşur diyor Kur'an. Firavun ayağı. Bu kral olur, sultan olur, padişah olur, başbakan olur, o olur, bu olur falan filan. Yani iktidarı elinde tutan. Hı hı. İki. Çünkü Firavun bir büyük harfle yazılır. Özel isim. İkinci Ramses bilmem şu falan filan dersen özel isim. Bir de Firavun zulmün temsilcisi manasında cins isim, küçük harfle. Simgesel. Evet. İki, Haman. Kur'an diyor ki Firavun güç Haman'sız iş yapamaz. Haman nedir? Din baronu. Din adına Firavun'a destek veren gücün başı. Takkeli olur, sarıklı olur. Haçlı olur, kipalı olur, o olur, bu olur. Devre zamana, zemine göre. Hepsini tarih görmüştür. Bugün takkelisi var. Üç, Karun, servet kodamanı. Kur'an sayfalar boyu veriyor bunu. Bu millet, bakın bunlar Kur'an'dadır. Ve bunları bu millete ben anlatıyorum ilk defa. Ben, Allah bana bu imkanı, bu kabiliyeti verdiği için ben Allah'a şükrümü eda ile meşgulüm. Millet de bana teşekkürü eda ile meşgul olmalıdır. Olmazsa nankörlük eder. Söylendi mi bunlar bu millete? Ben zannetmiyorum. Hayır. Zannetmek diye bir şey yok. Açın bakın. Açın Zuhruf suresinin bu... benim iki kitaba kaynak yaptığım 54-56. ayetleri. Açın bakın bakayım herhangi bir yerde tefsirler başta olmak üzere 10 tane cümleyle, 5 tane cümleyle temas edilmiş mi? Edemez. Çünkü etti mi fincancı katırlarının ürkeceğini biliyor. Böyle bir niyeti yok. Ben keyfimi bozmam diyor. Bana ne? Anlamadım. Elmalılı bunları bilmiyorum. He? Tabii ki. Elmalılı benden 70 sene önce Maun suresini yazacak kabiliyeti, bilgisi, birikimi yok muydu? Bizim üstadımız benim gibi 50 tane adamı cebinden çıkarır. Yazmadı. Oralara geldi mi idareyi kelam ediyor. Diyor ki söz gümüşse sükut altındır, başıma dert açmıyor. Yuvarlıyor lafı yahut bir cümle söylüyor. Oradan benim gibi adam alacağını alır. Gerisini de diyor ki ben bunu kahvehaneye indirmem. Orada kalsın. Zaten 1000 senedir yürüyen taktik budur. Efendim bu meseleleri ulema konuşsun. Bunlar sokağa indirilmez. Peki bu sokaktaki milyonların hali ne olacak? Bu ulema dediklerin, bunlar kütüphanenin tozlu rafları altında kahve nargile içip enfiye çekerek 1000 senesini yediler bu ümmetin. Bu ulamayla bu nereye gidecek bu iş? Tabii ki meydana indireceksin. Kahvehanedeki adam öğrenecek bunları. Ulama, 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 ulama anladık da ulama anasını belledi milletin 1000 senedir. Ulamanın içinde konuşan parmak sayısı kadar adam var. Onları da susturmuşlar. Bitti. Bak. Bir Alo Fatih hattıyla ben konuşabiliyor muyum? 10 milyon insana hitap ediyorum. Şimdi burada kaç yüz bin kişiye bu kanalda ben hitap ediyorum? Yok fazla. Tamam efendim tamam. Evet. Durdu Özbalat'tan Allah razı olsun. Bir şey dediğim yok ben başım üstüne. Hani Amerikan başkanlarından birine toplantı yapıyor, konferans verecek, ilan edilmiş, edilmiş. Hangisiydi? Lincoln mı? Büyük ihtimalle o. Bir geliyor ki 4-5 kişi. Hı hı, Lincoln. Ya. Asla vazgeçmek yok diyor ondan sonra. Oturuyor adam. Kemal edeple,
kemali itina ile konferansını veriyor. Sanki 2000 kişi var orada gibi kalkıp gidiyor. Vazgeçmek yok. Sonrası, şimdi ben 5 kişi de olsa evet. Yarın akşam ben arenada Uğur Dündar'la beraber olacağım. Değil mi? Evet, İzmir'den. Orada o kadar insan, onun reytingi burada başım üstüne. Hiç fark etmez benim için. Ama yazık, bir bilgi, bir mesaj, bir uyarı, bir aydınlatma, 50 yıllık bir birikimin mahasalı veriliyorsa millet daha fazla dinlesin bunu. Hayır. Şeye bir hesapta bir şey yapayım hocam isterseniz Lincoln'le. Lincoln Amerika'nın kurucu başkanı 13 tane seçime giriyor, 12'sini kaybediyor. O son seçimi kaybettikten sonraki 13.'ye hazırlanırken ki toplantı başlangıcıdır bu. Diyorlar ki buna ya Lincoln olmuyor işte bak kimse dinlemiyor. Tamam. Olur mu diyor oradaki sarı tayörlü hanımı gördün mü diyor. Kalktı bir soru sordu. Bir kişiydi diyor. Ha diyor demek ki dinliyordu. Bir olur, beş olur, on olur, yüzler binler şimdi, olur diyor. Ben sana şimdi buna madem açıldı bizim mirasımızdan bunu gölgede bırakacak bir tane örnek vereyim. Mevlana'nın da çok övdüğü, öncülerinden biri saydığı ünlü Hakim Senai, yani filozof Senai, şair, edip, filozof, muhteşem. Yani Mevlana'nın tevcil ettiği bir adam. Benim canım sen değilsin diyor devrindeki bir takım yavşaklara. Benim canım Cüneyt'le Senai'dir diyor. Benim de canım Cüneyt'le Senai'dir. Şimdi Senai'ye diyorlar ki ya üstad yazıyorsun, ediyorsun, çırpınıyorsun bilmem ne falan ama filan bir adam var o seni okuyor başka da kimse okuyan falan yok. Aa diyor bir kişi var mı beni okuyan? Ben işte o bir kişi için yazıyorum onları diyor. O okuyan bir kişi var ha ben onun için yazıyorum diyor.